Hakaretlerden söz ettik madem. Gelin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim bilir kaçıncı kez daha yaşanan bir ayıba değinelim. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Orada muhalefetin Milli Savunma Bakanlığı'na, bakanlığın icraatına yönelik bir takım eleştirileri var. O eleştiriler kapsamında da bir polemik yaşanıyor. İyi Parti'nin yöneticilerinden İzmir Milletvekili Sayın Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı eleştirirken bir önemli tarihi hadiseyi hatırlatıyor. Askerimizin başına çuval geçirilmesinden sorumlu olan Amerikalı birliğin komutanının elinden siz niye ödül berat aldınız diyor. Niye ödül aldınız diyor. Madalya mı vermişlerdi, hatırlarsınız o olayı. Hulusi Akar'a bunu hatırlatıyor. Bu mudur diyor dik duran dış politika. O sırada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir parlaması, bir hakaret faslı var ki dinleyelim, ibretlik bir manzaradır. O sesleri bir duyalım şimdi. Sizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısının hırpalanmasında bence payınız olduğunu düşünüyorum. En azından itirazınız olmadığını düşünüyorum. O halde madem buradasınız, belki eski defterleri açmak olacak ama bazı sorularla başlamak istiyorum. Sayın Akar, siz benim saygı duyduğum komutan ve bakanlardan birisiniz, bunu biliyorsunuz. Ama 2003 4 Temmuz'unda Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno'nun elinden liyakat lejyonu aldınız. Ödülü nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyorlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olumunu yerle bir eden bu kişi aracılığı ile verilen ödülü niye kabul ettiniz? Eğer bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı önü olmanızın önünü keserler miydi? Ya bir tek ben mi aldım o ödülü? Ben... Bak yapın istene! Neye bırak konuşmayın! Neye bağırıyorsunuz? Bağırırım tabii! Bu aziyetin ifadesi. Hayır! Sizin aptallığınız aziyetin ifadesi. Aziyetin ifadesi. Sizin aziziniz açıp da bir kitaba bakmıyorsunuz. Siz kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almış sayılır. Sen kendi kişiliğini koyuyor. Benim kaçta televizyonu koyup da böyle propagandacı konuşuyorsun. Benim söylediğim şey şudur. Hiç şey değil. Bu ödül bağırarak haklı olamazsınız. Sadece aciliyetinizi ortaya koyarsınız. Yavaş yavaş. Ben size... Sonunda... Aynı şey. Kitkat gibi çiğniyorsun. Sakız gibi. Hayır. Sakız gibi çiğniyorsun. Sayın Bakan. Listeye bak, almaya yok. Süreyi uzatın lütfen. Süreyi uzatın. Sayın Bakan. Sonunda cevap vereceksiniz Sayın Bakan. Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli, onu söylemeye çalışıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başına çuval geçiren komutandan ödül almışsınız. Kardeşim, neyse ben söyleyeceğimi söylüyorum. Sayın Akar, 2020 yıl biraz sonra bunu yayınlayacaksın, oy alacaksın. Ne alırsın böyle oy? Oo, siz Genelkurmay Başkanlığı yaptınız bu memlekette. Sayın Akar. Şimdi kullanılan ifadenin bir bölümü biz noktayla vermek zorunda kaldık. Çünkü son derece çirkin, pespaye yerlerde sürülen ve mahalle kabadayılarının kullanacağı bir üslup. Hani biz böyle 5 yaşında, 10 yaşında filan mahallede böyle lafları sarf etmezdik. Utanırdık böyle laflar kullanmaktan. Kim kullanıyor bu lafları? Türkiye Cumhuriyeti'nde Milli Savunma Bakanlığı gibi şerefli bir makamda oturan bir şahıs. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o şerefli üniformasını taşımış, Genelkurmay Başkanlığı'na yükselmiş ve oradan emekli olduktan sonra da Milli Savunma Bakanlığı gibi son derece önemli bir bakanlığın koltuğunu işgal eden bir şahıs. Şimdi bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu lafın kullanılmasının ne kadar pespaye bir tavır olduğunu anlatmaya gerek bile yok. Çünkü nitekim kendisi de sonradan pişman olmuş. Ya evet biraz abartılı ifade kullandım filan diyor. Oy almaya çalışıyorsun. Önüne koymuşsun cep telefonunu diyor. Orada kaydediyorsun. Bunu yayacaksın sosyal medyada. Ondan oy alacaksın. Bip alırsın o oyu filan demeye getiriyor. Diyor zaten. Bu da kayıtlara geçmiş. Ama sonradan kayıtlardan da sildirmişler galiba meclis tutanaklarından. Şimdi meselenin ikinci çok önemli bir yanı daha var. Bunu söyleyen kişi... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir mensubu, o bip ifadesini kullanan ve bir milletvekilini o hakareti yapan, atar gideri yapan millet meclisinin çatısı altında. Bundan 3, 5, 10, 15 yıl önce bir emekli asker, hatta belki de bugün
kalkıp bir seçilmiş milletvekiline böyle küfürle, kafirle, hakaretle bağırmaya, çağırmaya kalksaydı, bir dakika efendi, sen kim olduğunu zannediyorsun? Karşında bir seçilmiş milletvekili var, milli iradenin bir temsilcisi. Sen öyle emekli asker filan sıfatınla buraya kalkıp da böyle zart zurt yapamazsın diye kıyameti koparırlardı, değil mi? Hulusi Akar kim? Bir emekli asker. Aytun Çıray kim? Seçilmiş bir milletvekili. Halkın oylarıyla seçilmiş. Orada yasama görevini yerine getiren milletvekili. Komisyonda ne yapılıyor? Bakana yanlışları hatırlatılıyor. Eleştiriler dile getiriliyor. Olgunluk içinde, vakar içinde o eleştirileri alacaksın, not alacaksın. Gereken cevabın varsa vereceksin. Veremiyorsan da çıkıp gideceksin oradan. 3-5 gün önce de İçişleri Bakanı'nın yaptığını gördük. Daha önce de Enerji Bakanı'nın yaptığını gördük. Gider ayak, altlarındaki zemin sallandığı için bir telaş, panik ve suçluların kaçış duygusu içinde sağa sola hakaret. Böyle siyaset olmaz. Siyasetin de biraz düzeyi olur beyler. Hulusi Bey, size sesleniyorum. Geçmişte taşıdığınız o şerefli üniformanın hatırına bari dilinizden çıkana, ağzınızdan çıkana dikkat edin. Ve kime hakaret ettiğinize dikkat edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesine hakaret ediyorsunuz orada. Hangi sıfatla hakaret ediyorsunuz? Cumhurbaşkanının, yani başkanlık sisteminin en üst makamının bir sekreteri konumuyla orada yasama organının bir üyesine hakaret ediyorsunuz. Buna asla ve kata haddiniz de yok, hakkınız da yok. Üslubunuzu gözden geçirin. Bütün diğer bakanlara da söylüyorum. Bir asabiyet, bir gerginlik, tamam anlıyoruz iktidardan gidici olduğunuzu. Onun bir telaşı içindesiniz, onun bir ürkekliği içindesiniz. Ama size hiç kimseye hakaret etme hakkını tanımaz bu halet-i ruhiyeniz. Kendinize gelin, haddinizi bilin.